Evet arkadaşlar, yavaş yavaş çadırımızın içini düzenlemeye başladık. Hava kararacak neredeyse. Yavaş yavaş. Son bir video çekeyim. Karanlık olacak ama yapacak bir şey yok. Şöyle görüyorsunuz. İki bölmesini yaptık bugün. Tavukları yemleyip sulayıp bölmeye uğraşıncaya kadar bayağı zaman geçiyor. Yani bugün ekstradan daha değişik bayağı bir şeyler de yaptık burada. Onun için zaman çabuk geçiyor, fazla yapamıyoruz. Yani 26-27 yerde farklı tavuklar var. Hepsinin suları, yemleri, bir de yani herkesin dibimizde değil. Kuyudan su çekiyoruz, şişelerle, tenekelerle buraya getiriyoruz. Öyle getirmesi yani 3-4 sefer öyle atıyoruz. Zor oluyor. Zor oluyor dediğim zaman oluyor. İleride her şey yavaş yavaş işte çözülecek. Bunları da daha çakamadık bile. Hafif altlarını ısladık. Kepçe öyle bir düzlemiş ki girmiyor yani. Balyozla vuruyoruz. Daha sokamadık tam onları. Daha girecekler yani, ısladık. Artık onlara bu saatten sonra olmayacak, yarın. Şöyle 2,5 metre duvardan karşıdan bize doğru en boyu 3 metre olarak yaptık. 1, 2, 3 ve 4 kümes olacak burada. Burada mesela bir tur GSG, bir tur Silver, bir tur Splash. Karşıda da yani karşıya da 3 yapacağım. Şu köşeye de 3 yapacağım. Onlarda da 2 tane daha GSG yapacağım. Bu sene GSG'de fazla olacak. Bu sene beni alakadar eden bir şey olmadı ama bir dahaki yani GSG'nin yumurta fiyatınıdır. GSG fiyatlarını gerçekten öldürdüler. Eğer kafam kızarsa öyle bir sistem var. Dışarıda da bir sürü civcivim var. Allah izin verirse ölmezse full artı full GSG yapıp millet öldürüyorsa herkesin 5 lira altından gene ben mi yapacağım? Öldüren bu sefer ben olacağım. Yani kazanmak kazanamamak değil. Bugün mesela bu sene ben bir tane bile yumurta reklamı, civciv reklamı yapmadım. Bir sürü soran insanlar var. Soran insanlar da zaten kendini biliyordur. Soran insanlar var, vermiyorum. Satılık hayvan yok diyorum. Yani yumurtaları zaten önden siparişlerin var. Ondan bu sene beni alakadar eden bir şey olmadı ama bir dahaki sene böyle bir şey yaparlarsa ben de bunlarla oyun oynayacağım yani. Benim parayla şeyle işim yok. Yaptığım kümesleri de görüyorsunuz zaten. Bunun içine adam yani güzel bir yer yapsak böyle küçük küçük uygun bir şekilde 30-40 tane set farklı hayvan bakar. Ama ben görüyorsunuz 8 tane bölme yapacağım en fazla. Belki 7. 7-8 tane yapacağım. Bunda adamlar diyor kaç tane tavuk bakacaksın? 40-50 tane deyince millet bunda 150 tane koyun bakıyor diyorlar. Yani ben işimi iyi yapacağım. Gerisi sıkıntı değil. Ben bu işi sevdiğim için yapıyorum. Para benim için önemli değil. Ya cebimden de yem parasını veririm. Benim için yem parasını karşılasın yeter. Bu şekilde yapmaya başladık. Şöyle hayvanları biraz göstereyim ama grupları falan artık kapattık. Yani şimdi birazdan artık yemekleri falan buraya getirdik. Burada yiyeceğiz de gideceğiz artık. Onun için bir daha gruplar civcivlerini aramakla uğraşmadığımız için bunlar zaten akşam olunca herkes yerini biliyor, yerine giriyor. Şöyle şunlara bakalım. Bak her yerde farklı farklı GSG'ler var. GSG'de yani Allah işi karışmazsa, ölmezlerse, kalmazlarsa, piyasayı öldüren olursa gerekirse 5 milyondan yumurta vereceğim. Gene herkese dağıtacağım yani. Para kazanmak diye amacım. Öldürenler yani 20, adamların mantık ne? Yani belli bir fiyat olur. Kaliteye göre. Benim hayvanım kötüdür, ben 10 liraya satarım. Ama onun insanları da biliyorum yani. Yazan arkadaşlar da var. Bana da gösterdi. Millete yazıyor mesela. Başkasının hayvanlarını kötü. Bak benim hayvandan böyle değil. Ucuz alacaksan ondan git değil. Belli bir kalite standartında olan hayvanın fiyatı eşit olması lazım. Yani fiyatı öldürmeye çalışıyor. Öldürürse nasıl öldürülür? Ben de öldüreceğim yani. Şu şekilde.
yeni yeni gezmeye başlamışlar. Onlar da yukarılara gitmiş. Gelmeyin, gelmeyin. Dur. Görüyorsunuz, 3 silverların 3'ü de horoz çıktı. 3'ü de bunların farklı kan. Bakalım. Bunlardan da yani horoz olduğu için tavuklarımıza bir zeval gelmezse onları da değerlendiririz inşallah. İyi olacak gibi duruyorlar. Hemen inmeyin aşağı. Üst. Bu tavuk da halsiz gibi diyorlar ama bu tavuk doğuştan böyle. Ne bir zayıflığı var ne bir sıkıntısı var. Yani iç kuruma gibi, iç kurumanın son evresi. Ölecek hayvan gibi yapıyor. Bak bazı gün iyi, bazı gün yıkılacak gibi oluyor. Ama bu şekilde gidiyor yani. Hiçbir sıkıntısı yok. Yüzünde, renginde, dışkısında, kuruması, muruması. Yani hiçbir derdi, problemi yok bu hayvanın. Arkadaşlar fark etmiş. Görüyorsunuz bunlar da böyle 5 olarak devam ediyor. Bir tanesi bunların da ölmüştü. Delikanlılar gezmeye başladı bak. Şimdi hava serinledi, esiyor diye. Güneş gitti. Daha şimdi dolaşıyorlar. Sinek yakalamaya çalışıyor bunlar da. Görüyorsunuz gene şu sıplaşa ilaç uyguluyorum. Şu da aynı. Bunlara ne oluyor anlamıyorum. Bak GSG'leri görüyorsunuz. Aynı ayar. Aynı yaş. Ama GSG'lere bir şey olmuyor. Onlar bir değişik değişik hareketler sergiliyor. Daha bak bir tanesi buydu. Sabah bunda bir şey yoktu. Şu an bu da aynı şekilde değişik değişik hallere bürünüyor. Ben artık anlamadım yani. Eskiden üzülüyordum, sinir oluyordum. Alıştım yani artık. Sıplaş bir şey olduğu zaman bir sıkıntı yok gibi görüyoruz artık. Görüyorsunuz bunlar da bugün gene bir tane öldü. Dün iki tane ölmüştü. Bilmiyorum. Gene bunlar da Allah'a emanet. Şu 3 tanesi azıcık iyi gibi. Şu ikisi gene değişik gidici gibi duruyor. Nasip kısmet artık. İlaç tedavilerini uyguladım. Yani ilaçtan sonra ne bir düzelme ne bir hiçbirinde hiçbir hareket olmuyor. Veterinere de gittim, sordum. Benim verdiğim ilaçları öneriyor, aynısı. Videosunu çektim, aynı şekilde gösterdim. Ben bu ilaçları zaten uyguladım dedim. Başka ilaç söyledi. O ilaçtan da var ama artık o ilacı vermeyeceğim. Çünkü yani herkes keyfe gider, kafadan atıyor. Allah artık yani elimizden geleni yaptık. Şişt. Artık gerisi Allah'tan. 1-2 Görüyorsunuz. Hepsi tavuk olanlar, hepsi horoza döndü. Bakalım. Bunlar 3 tane tavuk var galiba şu beyazlarda. Artık maşallah bayağı büyüdüler. İyi o, iyi bak, bu zamana kadar kavga yapmamaları mükemmel. Bayağı oldu yani bunlar çıkalı. Bu zamana kadar ikinci kavgalarını yapmaları lazımdı bunların. Sürekli dışarı salıyoruz diye büyük ihtimalle. Daha şimdi kapattık. 5 dakika olmadı. Videoyu çekmeden önce kapatmıştım. Sürekli dışarıda gezdikleri için herhalde kavga etmiyorlar. Kazlarımız da burada. Bu videoluk bu kadar olsun. Artık yavaş yavaş gelişmeleri çekerim daha sonraki günlerde. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.